Bir baba emekli olabilmek için oğlundan 16 bin euro aldı. Baba ölünce ana ve oğul para yüzünden davalık oldu. Yargıtay ise bu anlaşmazlıkla ilgili emsal bir karara imza attı. O karara göre para EFT yapılmışsa açıklama kısmına borç olarak belirtilmesi gerekiyor. Oğlumdan istemem yani. Geri ister misiniz? Yok, ben öyle şeyim, yok huyum. İstemem. İster mi? Valla ister gibi gözüküyor ama. Hayırsız evladın babasına verdiği parayı geri istemesine Yargıtay dur dedi. Gerekçesi ise havale yaparken borç olduğunu belirtmemesi. Borç gönderdiniz mi hiç? Gönderdim. Borç olarak yazdım. Elinde delil yok sonuçta. Bir babanın emekli olabilmek için 16 bin euroya ihtiyacı vardı ama parası yoktu. O da gurbetçi oğlundan o parayı istedi. Oğul parayı banka üzerinden EFT yaparak yolladı. Borç olarak yollamıştı ama bankadaki işleme borç ibaresini eklemedi. Borçsa borç diye gönderiyorum. Kiraysa kira diye belirtiyorum. O kadar para yok ama bulmak için elimden geleni yaparım. Emekli olan baba bir süre sonra vefat etti. Oğlu da 16 bin euroyu annesinden istedi. Annesi bu talep karşısında şok oldu. Parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Taraflar mahkemelik oldu. Kötü bir davranış yani. İstemezdim yani babamdan. Yerel mahkeme 16 bin euronun 1/4'ünün geri ödenmesi gerektiğine hükmetti. Ama o karar anneyi de oğlu da memnun etmedi. İkisi birden davayı üst mahkemeye taşıdı. İstemem, zaten gerekirse o verir. Borçtur. Babadan istenir mi yani geri? İstenmez. Dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi emsal bir karar verdi. Borç gönderilirken ibare olarak borç ibaresi mutlaka yazılmalıydı dedi. Yani EFT yaparken dikkat. Borç olarak gönderdiniz, yazmazsanız o parayı geri alamıyorsunuz. Öyle mi? Ha, bilmiyorum.